Merhaba arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar bu evden eve nakliye firması için yazdığım programın son durumunu ise sizinle paylaşmak istiyorum. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Burada yeni bir nakliye girişi yapabiliyoruz. Girdiğimiz bir buradan örnek olarak mesela yine mesela ne diyelim soyadı Aslan diyelim. Aslı olsun. Bir telefon yazıyoruz arkadaşlar. Şurada yükleme şeklini seçiyoruz. Yükleme katı adresini yazıyoruz. İndirme şekli. Ondan sonra indirme katı. Açıklama ücretini yazıyoruz. Ondan sonra buraya bu iş için hangi işçileri gönderdiğimizi seçiyoruz. Burada bakın aşağıda F2 seç diyebiliyoruz. F2 örneğin F2 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 deyip burada işçileri ekliyoruz. Aynı şekilde araç bu iş için hangi araçlar görevlendirilmiş bunları ekliyor biliyoruz. Ondan sonra kaydet deyip kaydediyoruz. Bu işi yazdır diyerek arkadaşlar yazıcıya gönderebiliyoruz. Bakın mesela Aslı diyelim. Tamam dediğim zaman hemen masa üstüne bakalım. Şurada Aslı diye böyle bir çıktığımız PDF dosyasında çıktığımızı da alabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bundan sonra burada incele dediğim zaman bakın hemen incele var. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yapılamıyor. Sadece bu işin detayını görebiliyoruz. Burada güncelle dediğimiz zaman örneğin 10.000 değil 8.000 olsun. Veya buradaki işçilerden Ayşe'yi çıkarıyorum. Veya şuradaki araçtan 510'u çıkarabiliyorum. Çift tıkladığım zaman siliniyor gördüğünüz gibi. Örneğin 6. kat diyelim. Güncelle diyorum. Evet diyorum. Nakliye güncellendi arkadaşlar. Hemen tekrar inceleye bastığımız zaman bakın burada Ayşe yok. 610 plakalı araç yok. Bakın indirme katı 6 ve 8.000 diye burada güncelleyebiliyoruz. Aynı şekilde örneğin şu deneme kaydını sil diyerek bakın hayır işaretidir. Burada evet dediğim zaman kaydı silebiliyoruz. Son olarak burada çalışan ekleyebiliyorduk hatırlıyorsanız. Araç ekleyebiliyoruz. Burada arama düğmesine bastığımız zaman da taşıma koduna göre arama, soyadına göre arama, ada göre arama, tarih aralığına göre bakın ilk tarih, son tarih. Yıla göre arama yapabiliyoruz. Bu şekilde gelişmiş bir arama seçeneği var arkadaşlar. Bu programı daha önce de söylediğim gibi ücretli yazdığım için arkadaşlar bundan sonra artık bir ders yayınlamayacağım. Yani bu konuyu bu şekilde bitirmiş olduk. Yine ihtiyacı olan varsa benimle iletişime geçebilir. Bu programı aynısını kendilerine de gönderebilirim. Tabii ücretli olarak yazdığımı da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu dersimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Hepinize başarılar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.